Hepinize merhabalar. Hala anlatıyor. Hoş geldiniz. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayım. Maldivlere gidiyoruz. Rüya gibi. Gerçekten çok heyecanlıyım. Saatler 11-11.30 civarı. Uçuşumuz ise 1.55'te olacak. 8 saatlik uzun bir uçuş bizi bekliyor. Sizi de yanımda götürmek istiyorum bu yolda, bu yolculukta. Hadi başlayalım bakalım. İstanbul Havalimanı'ndayız. Yavaş yavaş kapıya gidiyoruz. Male'ye gelmiş bulunuyoruz. Maldivlerin başkenti burası. Uzun bir kuyruk bekleyerek en sonunda ülkeye girebildik. Şu anda otel görevlimiz bizi karşıladı ve deniz uçağına doğru götürüyor. Deniz uçağının kalkmasına 45 dakika olduğu için otelin lounge'una geldik şu anda. Bizi burada misafir edecekler. 45 dakika sonra da deniz uçağıyla geçeceğiz otele. Asansöre koşmam gerekiyor. Şimdi kapıdan geçtik. Deniz uçağımıza doğru gidiyoruz. Uçakların motorundan umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Yaklaşık bir 15 kişi deniz uçağıyla otelimize gidiyoruz. Heyecanlıyız. Tatilimiz resmi olarak da birazdan başlamak üzere. Uçağımız arkamdaki. Ona biniyoruz ve artık otelimize gidiyoruz. Kaptanları görüyorsunuz. Şortlular ve parmak arası terlikle bizleri bekliyorlar. Herkes biniyor yavaş yavaş. Hadi gelin biz de kaçırmadan gidelim. Go 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 go. Okay, I'll just join you. Can I take a picture? Sorry, thank you. Hadi geçelim. Otelimize vardık. Konstanz Halaveli'deyiz. Muhteşem bir karşılamanın ardından adadayız şu anda. 1200 kadar ada var Maldivler'de aşağı yukarı. Burası da o adalardan biri. Bizi birisi karşıladı ve odamıza doğru, villamıza doğru götürecek. Adaya gelir gelmez içeceklerimizi aldık. Ananas suyu. Muhteşem bir tadı var. Keremciğim hemen tatil moduna geçiyor biz bir şey söylemeden. Annem? Kumları gördün, çıkarıyorsun ayakkabıları. Haklısın anneciğim. Hemen sana bir de şort ayarlayalım. Geç Kerem, koş bin annem. Şimdi villamıza gideceğiz. Ve bir buggy kara, bu araca biniyoruz. Hadi bakalım. Hop, yerimizi aldık. Şimdi gidiyoruz. Maldivler
Kadıköy'lerdeki evimize hoş geldiniz. Gelin bir içeriye bakalım. 45 numarada kalıyoruz biz. Bunlar su üstü villaları. Haydi gelin içeriye girelim. Gel. Geç Kerem. Baba. Geliyor baba. Burası evimizin girişi. Soldan başlayalım gelin. Manzarayı görmüşsünüzdür, oraya birazdan çıkarız. Burası ana bölüm. Gelin böyle. Şurada bir oturma alanımız var. Burada bir yatak var. Kerem'e bir yatak bırakmışlar. Bir de bu tarafa dönelim. Burada bir televizyonumuz var. Televizyonumuz burada. Bir kahve makinemiz var. Bir Nespresso'muz. Çaylar koymuşlar. Ve atıştırmalıklar. Bunlardan biri dolap olmalı. Evet, burada içecekler falan var. Böyle gelin bir de dışarıya bakalım. Ve burası da karşınızda Hint Okyanusu. Bir havuzumuz var böyle. Burada iki tane şezlongumuz var. Manzarayla sizi baş başa bırakıyorum. Burada da bir masa sandalyemiz var. Çay kahveleri hazırlayıp içmek için. Dediğim gibi karşım tamamen Hint Okyanusu. Çok uzaktayız sizlerden şu anda. Ve hava çok sıcak. Şuradan aşağıya inip okyanusa da girebiliyorsunuz. Hatta gelin bir inelim. Merdivenlerimiz iyice bu taraftaymış. Gel Kerem. Hadi yavaş yavaş in. Buradan merdivenlerden inerek okyanusa da girip yüzebilirsiniz. Su muhteşem görünüyor gerçekten. Karşısı da adamız. Şöyle geri geleyim. Evin diğer tarafına bakalım. Hop. Yine aynı kapıdan gireceğim. Kameraman için kapıyı açık bırakalım. Şöyle bir koridordan geçerek gidiyorum oraya da. Burası da banyo. Lavabolarımız şurada. Burası duş. Burası dolap. Evet, bunlardan iki tane var. Bir bu cephede var, bir de karşı cephede var. Eşyalarımızı biz hiç görmedik havalimanından sonra. Hepsini aldılar otel yetkilileri, işte deniz uçağına yüklediler ve en son buraya geldiğimizde zaten bavullarınız odanızda dediler. Buradan da yine verandaya çıkmak mümkün. İki çıkışı var, hem bu taraftan hem öbür taraftan. Bu şekilde arkamda yine okyanus var. Villanın içindeyken tamamen okyanusa bakıyorsunuz her zaman, nerede olursanız olun. İlk akşam yemeği için hazırız. Restorana gitmek için bir araba çağıracağım. Yürüsek olur aslında ama biraz çabuk gitmek istiyoruz. Resepsiyonu gelin birlikte arayalım. Good evening. Could you send us a buggy car, please? Perfect. Thank you very much. Bye. 5 ila 10 dakika arasında gelecek dedi. Şu anda arabamız geldi. Ve hemen gidiyorum arabamıza doğru. Gün batımı var. Işıklar yandı şu anda. Adamız da. Restorana doğru gidiyoruz. Okyanusu karşımda. Direkt kumların üzerindeki masalarda yemek yiyoruz. Biraz daha girelim. Ay ay ay. Tüm kumsal bize ayrılmış durumda şu anda.
Yani adeta öyle, yoksa kapatmadık adayı. Akşam yemeği öncesi biraz gezelim istiyorum. Evden çıktık şu anda. Çok sessiz, sakin her zaman olduğu gibi. Birkaç tane araçlardan var. Şöyle bir yolumuz var. Bu otelde 86 tane villa varmış. Herhalde yarısı bunların su üstü villası. Yarısı da beach villa dedikleri direkt kumsala komşu olan, kumsalın üzerine kurulmuş villalar. Böyle görüyorsunuz sağlı sollu villalar var burada. Bunların hepsi su üstü villası. Hop, araba geliyor bir tane. Bunlardan kaçmamız lazım. Şimdi gelin şöyle yavaş yavaş adanın keşfedilmemiş yerlerini keşfedelim. Hadi gel gidelim artık. Gel dümdüz yürüyoruz. Akşam yemeği öncesi yürüyüşümüzde çocuk kulübüne denk geldik. Burayı bir keşfedelim istiyorum. Küçük çocuklar için oyun alanı var arkamda. Haydi gelin bir girelim bakalım neler varmış. Mutfaktan yemekler çıktı. Önümdeki mercimek çorbası. Mercimek çorbası yazısını görmek inanın beni çok şaşırttı. İçeceklerimiz burada. Şöyle bir mango madness diye bir içecek söyledik. Mango suyu ve birkaç meyve daha var bunda. Şurada da çilekli bir şeyler var. Su sporları merkezine geldik. Bugün biraz villada kalmayalım ve spor yapalım istedik. Bakalım 2,5 yaşında bir çocukla ne yapabileceğiz bilmiyorum ama bir danışalım istedik. Herhalde şu deniz bisikletlerine bizi alırlar diye düşünüyorum, değil mi Kerem? İnelim mi bu deniz bisikletlerine? Ya. Kerem kovasıyla geziyor. Yeleklerimizi giyiyoruz. Hop. Şunu da takalım. Artık güvendeyiz. Bir tane daha mı var? Onu da yapalım. Kerem hazır mıyız? Ya. Kerem ya diyor. Haydi gidelim. Şu anda bisikletle yerimizi aldık. Ve okyanusta açılıyoruz. Tenis kortundayım. Biraz tenis oynamaya geldik. Fitness center'dan raketleri alıyorsunuz, topu alıyorsunuz. Boş değilse rezervasyon yaptırmanız lazım ama boş bulmuşken biraz oynayalım dedik. Tenis demişken Federer de emekliye ayrıldı. Tenis severler varsa kanalımı izleyen nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Okay.
Maldivlere geldim, adadayım. Cuma'ya nasıl gideceğim diye endişe ediyorsanız hiç merak etmeyin. Adada bir cami var. Gerçekten biz de çok şaşırdık. Geçen sefer geldiğimizde de biliyorduk ama bu sefer bulmakta zorlandık. Gelin sizin için bir içeriye girelim, camiye bir bakalım. Tatil köyündeki adadaki cami nasılmış? Şöyle çok gizli bir kapısı var. Şöyle geliyorsunuz. Anneciğim o sana göre değil. Hayır hayır, o yetişkinler için. Şuradan giriyoruz. Gelin girelim, ayaklarımızı silelim. Kum oldu hep. Sen de sil, teşekkürler. Hazır mısın? Giriyoruz camiye. Ya. Hadi bakalım. Buyurun. Haydi gelin. Cuma'ya 2 saat kadar var aslında. Cuma öncesi sizin için bir kısa ziyaret yapalım dedik. Burası da cami. Biz 6 yıl önce geldiğimizde yerlerde halı yoktu. Taştı. Biz de herhalde adanın konseptine uysun diye öyle yapmışlar diye düşünmüştük ama herhalde sonradan halıları döşemişler yere. Bu alanda çeşitli kitaplar ve Kur'an-ı Kerim var. Bunu okumak isterseniz. Bu arada en önemli bilgilerden birini size ben söylemeyi unuttum. Maldivlerin resmi dini İslam. Yani epey bir kişi bizi hep selamünaleyküm diye karşıladı burada. O yüzden adada da bir cami olması aslında şaşırtıcı değil o açıdan. Kerem'e baksana. Kerem sevdi burayı. Anneciğim ne yapıyorsun? Namaz kılalım mı? Ya. Hadi kılalım. Koy kitabını. Nasıl kılınıyordu namaz? Evet. Biraz ters oldu ama olsun. Çok güzel kıldım bir tane. Bu beach villaların olduğu taraflarda gizli bahçeler var diye okumuştuk, duymuştuk. Şimdi geçerken hemen bir tane gizli bahçe gördük. Ada sürekli yeni sürprizleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor. Burada bir satranç oynayabileceğiniz gizli bir alan var. Yani çok azı görünüyor yoldan geçerken. Oynayalım mı biraz Kerem? Ya. Yeah. Hadi bakalım çık. Al bir tane piyon. Koy öne. Kaldırabilir misin? Çok ağır bunlar bu arada. Kaldırabilir mi bilmiyorum. Yetişkinler için. Vay bravo, şaşırttın beni ama kaleye öyle oynayamazsın. Önce piyonun önünü açmamız lazım. Olur mu? Maldivler'de bugün son günümüz ve bize dediler ki artık Water Villa'dan sizi alalım. Çünkü buraya yeni kişiler gelecek. Siz bugün akşama kadar Beach Villa'da vakit geçirin. 27 numaralı Beach Villa'dayız. Kumsal villasındayız. Size bir de burayı gezdirmek istiyorum. Gelin bir bakalım. Burası nasıl bir yer? Çok büyük bir bahçesi var buranın. 350 metrekare bütün alan. Yani içindeki eviyle, binasıyla beraber bütün bahçe alanı 350 metrekare. Şurada bir havuzu var bunun da. Burası da yine kimsenin görmediği bir alan. Epey bir bitki var. Yerler yine beyaz toprak. Şöyle gelin. Şu tarafta lavabolar var. Şurada karşıda bir duş var. 2 tane şezlong yerleştirmişler buraya. Ve tamamen yeşillik gerçekten bahçemiz. Böyle ilerliyor. Çok büyük. Yani 8-10 kişi kalsanız kalınır gibi adeta, o kadar büyük. Şöyle devam ediyor. Okyanus bu tarafta kaldı arkamda. Şu alanda yine 2 tane bir oturma alanı var. Masa sandalye koymuşlar. Şöyle yine yürüyelim biraz okyanusa doğru. 2 şezlong da burada var. Öndekiler yetmezmiş gibi. Ve şuradan şöyle geçtiğinizde aslında direkt Hint Okyanusu'na çıkıyorsunuz, plaja. Gelin bir bakalım oraya da. Böyle ince bir patikadan geçerek tam okyanustayız aslında. Çok güzel görünüyor. Ve yine pek fazla kişi yok. Şimdi bir de gelin Beach Villa'nın içini göstereyim size. Buradan da evin girişi var, villanın girişi. Hadi gelin bir bakalım içeriye. Evet, hadi girelim. Girdiğinizde hemen bir yatak karşılıyor sizi. Şöyle bir oturma alanımız var. Televizyon. Bu taraftan az önce gösterdiğim oturma alanı var. Masa, sandalye, 2 de şezlonga benzeyen koltuk var. Buradan da direkt bahçeye çıkabiliyorsunuz. Şöyle döndüğümde de şurada çayımız, kahvemiz var. Birazdan buradan herhalde bir kahve yapacağız. Sularımız hazır.
Şöyle kitaplar bırakmışlar buraya. Çalışma masamız var, çalışmak isterseniz tatilde. Bu tarafta da bir banyomuz. Kameraman beni kaybetti. Bu tarafta da bir banyomuz var ve burası da dolap şeklinde. Evin de içi bu kadar. Evin dışı sanırım çok daha büyük plaj villalarında. Şu kapıda aynen tekrar bahçeye, hemen havuzun başına çıkıyor bu kapıda. Böyle artık kararsız verirsiniz bir gün gelmek isterseniz. İşte su üstü villalarında mı kalacaksınız yoksa böyle bir kumsal villasında mı kalmak istiyorsunuz? Okyanus manzarası bence çok büyük avantaj diğer villalarda. Yani sürekli Hint Okyanusu'nu görüyorsunuz ve bu hani normalde göremediğimiz bir şey olduğu için çok daha büyük bir artı gibi gelmişti bize. O yüzden orayı rezerve ettirmiştik. Bugün de burada geçireceğiz. Zaman doldu. Hint Okyanusu'nun dalga sesleri eşliğinde veda ediyorum size. Otelden çıkış işlemlerimizi yaptık ve deniz uçağımızı bekliyoruz. 15 dakika sonra deniz uçağıyla önce Male Havalimanı'na gideceğiz. Daha sonra oradan akşam 11'de İstanbul uçuşumuz var. Gece 11'de biniyoruz. Sabah 5'te İstanbul'a ineceğiz. 8 saatlik bir uçuş olacak aşağı yukarı. Harika anılarla eve dönüyoruz değil mi Kerem? Muhteşem bir hafta geçirdik. İnanılmaz ilgili bir ekip vardı. Her gördüklerinde birkaç dakika sohbet ediyorlardı. Hep selam veriyorlardı. Çok çok unutulmayacak zamanlar geçirdik burada. Artık eve dönme zamanı, normal hayata dönme zamanı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka rotalarda yine buluşuyor olacağız. Bildirimleri açabilirsiniz çünkü birkaç gün içinde bir de adanın yürüyüş turunu yaptım sizin için. Onu da ekleyeceğim. Bir başka yerde görüşene dek hoşça kalın. Biz artık yavaş yavaş geri dönüş yolundayız. Maldivler'den selamlar.